sanayi tesislerde çokça olan ama normal betonarme binalarda da olabilen ankraj cıvatası çukurlar diye bir kavram var. Bu döşemelerde veyahut da temellerde olur genellikle. Üstünde bir ekipman oturuyordur veya başka bir şey oturuyordur. Onun taban levhası vardır veya bir kolon, çelik kolon geliyordur bir yerde. Onun taban levhası vardır ve orada ankraj için çukurlar bırakılması gerekiyor. Bu çukurların da modellenmesi gerekir. Komosis içerisinde bu çukurları modellemek için çok kullanışlı komut var. Burada Anchor Bolt Box adıyla geçiyor. Komutu tıklıyoruz. Bizden bir döşeme veya bir nesne seçmemizi istiyor. Nesneyi seçiyoruz. Ardından da bir nokta seçmemizi istiyor. Noktayı da seçince hemen bir şey yaratıyor orada. Şimdi burada hemen bunu seçmek bazen zor olabilir nesnenin varlığı yüzünden. Bunu haydedelim. Orada bakın bir şey yarattı. Bunu ben çift tıklıyorum. Bu özelliğini açıyor. Hemen bunu şu şekilde çalıştırmamız gerektiğini bir anlatalım. Create Cut Objects dersek eğer Apply orada gerçek bir kesim uyguluyor. Bunu demezsek eğer o zaman gerçek bir kesim uygulamıyor. Yani döşemede gerçek bir delik yaratmıyor. Sadece sembolik bir nesne koyuyor orada. Ben öncelikle bunu yaratmadan önce, yani sadece bu şekilde bırakalım. Apply edelim. Şu anda gerçek deliği yaratmadı. Okey diyelim. Ve paftaya gidip bir etkisine bakalım. Dikkat ettiyseniz planda gayet düzgün bir çukur işareti delik sembolüyle beraber açtı. Aynı zamanda oradan alınan bir kesitimiz de var. O kesitte de o çukur gözüktü. Gerçek kat olmamasına rağmen burada bir kat varmış gibi gözüktü. Bu iki boyutlu yani kesitlerde ve planlarda herhangi bir sıkıntı çıkartmaz. Bir tek sıkıntı diyebileceğimiz bir nokta varsa o da şöyle 3 boyutlu resimlerde bakın burada çukurun olmadığı gözüküyor. Gerçek bir çukur açılmamış. Ama çukurumsu bir şey kesitlerde ve planda yaratılmış. Şimdi diğer türlü bakalım. Dönelim buraya. Ve içinde gerçek katı açtıralım. Ama gerçek katı da görebilmek için burada bir fill the hole with grout işareti var. Onu da ben kaldırıyorum. Şu anda fill the hole with grout istemiyorum. Yani deliğe şapla doldur. Bunu ne zaman lazım olacak onu da biraz sonra bahsedeceğim. Şu anda gerçek bir kat nesnesiyle oraya açtı. Şimdi paftaya bir daha dönelim. Gene ben şey görüyorum, deliğe görüyorum bu sefer de. Burada da görüyorum. Ama bu sefer burada deliğin gerçekten 3 boyutlu olarak da hani demin bu çizgi yoktu. 3 boyutlu da o deliğin gerçekten açıldığını görüyorum. Bazen bu deliklerden yüzlerce, binlerce olabiliyor. O zaman bizim tavsiyemiz bunu diğer türlü açmak. Yani gerçek kat yaratmadan çünkü nesne çok karmaşıklaşıyor ve az da olsa bir yavaşlatıcı etkisi olabilir. Ama normal şartlarda zaten buna hiç bakmaksızın direkt siz gerçek katınızı açtırabilirsiniz. Biraz devam edelim incelemeyi. Şuradaki nesneye çift tıklıyorum. Opsiyonları geri geliyorum. Gerçek katı açmışım. İçinde bir fill the hole with grout özelliği var. Yani şapla da doldur. Bunu da basarsam orası aynı zamanda bir delik kısmı şapla da doluyor. Bu şapla doldurduktan sonra asıl figüre gelecek olursam bir kere şunu da anlatmakta fayda var. Buradaki yan şeylerin eğimi 1'e 0 verince yok oluyor. Düz bir delik açılıyor. Ama 1'e 1 verirsek veya ne verirsek o kadar oranla bu yana doğru açılıyor. Benim buradaki doldurduğum şap yani deliğin içinde doldurduğum bu pembeimsi şap aynı zamanda dışarıya da taşıtmak mümkün.
Gördüğünüz gibi içi doldu şu anda ama şu dışarı kısmı gözükmüyor. Onun da buraya bir yükseklik ve buraya da bir örneğin 250'ye 250 şapın nebatlarını verecek olursak o şapın dışarıya doğru da taştığını görebilirim. Burada bir tek dikkat edilmesi gereken şey var. Onu da baftaya geçtikten sonra anlatayım. Baftaya geçelim. Şöyle bir resim görüyoruz. Bu şu anda bu gerçek grout nesnesi değil. Yani bunu grout'u çevirmek için şu versiyon da öyle, bir sonraki versiyon da bu kendiliğinden akıllı olarak gelecek. Yaratılmış olan bu nesneyi D'ye basılı tutarak, D harfini, klavyedeki D harfını basılı tutarak çift tıklarsak bunun structural steel olarak yaratıldığını görüyoruz. Bunu hemen grout olarak çevirirsek, okey dersek, şu anda bu nesne structural steel olmaktan çıkıp grout oldu. Grout olduktan sonraki özelliğine bir daha bakalım pafta tarafına. Hem burada daha güzel bir şekilde yekpare hale gelip daha düzgün bir plan görüntüsü yarattı. Hem de burada içi dolu, daha doğrusu bu elimizde bunu nasıl istersek hatch yapabileceğiz. Şu anda ben solid olarak hatch yaptım bunu ama böyle bir görüntü, bir şapla dolu bir görüntü yaratmak da mümkün. Öbür türlü içi boş bir görüntüydü, structural steel olarak kalsaydı. Ve belki de istenmeyen bir şeydi. Ama sonuçta her ikisi benim elimde. Şimdi şey dönelim. Buraya dönüp özelliklere bir daha bakmaya devam edelim. Bu içindeki grout'u kapatıyorum şimdilik. Sadece katı açıyorum. Sadece katın ebatları burada. Yani derinliği burada. Ne kadar derin bir çukur açılacağı. Ayrıca çukurun kendi ebatları burada. Yani buraya ben 100'e 100 dersem zaten 100'e 100 bir delik varmış. 150 dersem daha büyük bir delik açılmış olacak. Geri alıyorum. Bu iki ebatla deliğin açılmış olan ankraj çukur deliğinin ebatını ayarlayabilirim. Buradan da derinliğini ayarlamak mümkün. Burada bir create circular hole diye bir kavram var. Bazen ankraj delikleri yuvarlak olarak bırakılıyor. Yuvarlak bırakılınca hemen bir etkisini görelim paftada. Gördüğünüz gibi şeyle beraber, sembolüyle beraber geliyorlar. Burada da kesim açılmış. Dönelim modelimize. Burada bir opsiyon daha var. Use corrugated pipe. Bazen bu bırakılan deliğin yanı böyle corrugated bir plastik boru nesnesiyle yapılıyor. Sebebi şu, içine şap doldurulduktan sonra daha çok sürtünme oluşsun. Bir pull out strength'i daha çok olsun diye. Eğer öyle bir corrugated pipe kullanmak istiyorsam orada bunu da okey diyebilirim. Yani yuvarlak bir delikte corrugated pipe kullanılacak diyebilirim. Ama bir şey söylemeyi unuttum. Bunu bir daha açalım. Şunu işaretledik. Use corrugated pipe dedik. Bu opsiyonu kullanabilmek için çünkü orada bir sembol çıkartmak istediğimizi belirtiyoruz. Muhakkak grout'la da doldurmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak bu sembol orada çıkmaz. Dolayısıyla bunu da işaretliyorum. Bu grout'la doluyor. Bunun şeysi şu oluyor, faydası şu oluyor. Bu grout nesnesi bir jenerik solid nesnesidir ve bunlar paftaya gittiklerinde kesitten bakıldığında belli bir sembol çıkartma özelliğine sahiptirler. Şimdi şey yapalım. Pafta tarafına geçelim. Burada şey girdiğimiz için artık bu artı işaretiyle sembol daha da güzelleşti. Şurada da o corrugated pipe'ın kendisini görme şansımız var.
Yani böyle bir şey koyduğunda yanında bir not düştüğümüzde ve tam olarak ne istediğimiz anlaşılıyor. Bu notlar zaten otomatikte gelebilecek. Biraz başka bir videoda göreceksiniz onu, etiketleme ile ilgili videolarda. Ama burada göstermek istediğimiz bu özelliğiydi. Geri dönelim şeyimize, modelimize. Dediğim gibi burada derinlik ayarlanıyor, burada ebatlar ayarlanıyor. Bunlar gerilirse üstteki şapta modellenebiliyor. Bu şapın bazen şimdi örneğin bunu şeye döndürecek olursak circular'ı kaldıralım. Bu sefer normal bir şeydir. Artık corrugated pipe istenmiyor. Buraya dönelim. Bazen şapta tek taraflı bir mesela buraya 50-50 verirsem şapı bir tarafta böyle bir eğim vermek de mümkün. Bu da paftada çıkacak. Bunun gibi bir sürü özelliğe sahiptir bu komut. Bunları deneme yanılmayla da bulabilirsiniz. Ama ana hatlarıyla bu gösterdiğim özellikler size yetecektir. Placement kısmını döşemede delik komutundan hatırlarsanız burada mesafeler vererek bir hamlede birden fazla yani örneğin buraya 0 boşluk 250 ve 0 dersek bir hamlede iki tane delik yaratmış oluruz. Buraya da boşluk 250 dersek 4 delik yaratmış oluruz. Bunları grid gibi yaratmak mümkün. Bunları döşeme delik komutundan zaten hatırlıyorsunuz. Circular anchor hole placement ile ilgili de bilgiler var. Bunları da burada şey yapabilirsiniz. Bu şekilde ankraç cıvatalar için çukur hazırlamak son derece kolaydır. Birden fazla delik yarattığımız zaman şeydeki paftadaki etkisini görmek istersek onu hemen görebiliriz. Bu şekilde bir grid yaratalım. Paftamızı dönelim. Orada çukurların çıktığını görüyoruz. Burada da onları görüyoruz. Artık ortadan kesit alındığı için o deminki kesim niye çıkmadı diye düşünebiliyoruz olabilirsiniz. Yerleşim hafif değişti. Kesit tam onların ortasından geçiyor. Kesiti biraz ileri geri alırsam orası da kesilecektir. Biraz daha oynamaya devam edelim model tarafında. Bunu kaldıralım. Ve yuvarlak bir çukur açalım. Fakat bu yuvarlak çukurdan 5 tane olmasını istiyorum. Böyle bir varsayılan bir diameter'la şurada 5 tane şey yarattı. Bunların initial angle'larını vesaire ayarlamam da mümkün. Burada gördüğünüz gibi çaplarını ayarlamam da mümkün. Bunlar pafta tarafına geçtiğimiz vakit bu şekilde çıkıyor. Buradan bir initial angle'ı 30 derece versem döndürmem mümkün. O komple grubu döndürmem mümkün. Geri alalım. Şimdi gördüğünüz gibi Comosys'te ankraj cıvatalar için bırakılan çukurları modellemek son derece kolaydır. Birçok programda bu delikleri açmak, sonra bunları belli bir grid şeklinde açmak, içindeki aimleri ayarlamak, şapla doldurmak, içinde bazı sembollerin gömülmesi, bunlar mümkün olmadığı için bu tip şeyler hep AutoCAD'de tamamlanıyor. Ama Comosys'te çok basit bir döşeme bir döşeme seçtik, bir nokta seçtik. Komutu hatırlarsanız, komuta gittik, bir döşeme seçtik, ardından bir nokta seçtik ve ankraj delikler oluştu. Hatta grup olarak oluştular. Şaple beraber oluştular, sembolleriyle beraber oluştular, bütün pafta ile ilgili özellikleriyle beraber oluştular. Bu işimizi son derece kolaylaştırıyor. Komusuz kullanırken bunu her yerde göreceksiniz. AutoCAD'e ihtiyacınız kalmayacak. Modelleme %100 yapma olanağı tanıyacak size ve bu özellik sayesinde haftaya kısmen Comosys'ten alıp
Sonra son %30'unu AutoCAD'de tamamlamak gibi bir derdiniz olmayacak. Bu çok önemli bir özelliktir. Çünkü AutoCAD'de tamamlandıkça her revizyon geldiğinde siz ya modelden kopacaksınız tamamen ya da her seferinde o %20, %30, %40 her ne kadar AutoCAD'de tamamlıyorsanız o işi tekrar tekrar yapmaya mecbur kalacaksınız. Ankraj cıvatalar için çukurları neden açıyoruz? Ankraj cıvataları için. Peki ankraj cıvatayı da yaratmak mümkün mü Komosis'le? Tabii ki cevabı evet. Ama öncelikle bunu biraz büyütelim. Daha büyük bir çukur açalım. Örneğimiz sembolik bir örnektir. 350'ye 350'ye 450 derinliğinde bir delik açalım oraya. Buraları zaten konuşmuştuk. Bu ara şundan bahsedeyim. Eğer kat nesnesiyle açıyorsak, bir de grout da açıyorsak, şunu bilmemiz gerekiyor ki grout kendi sembolünü koyuyor. O tepeden baktığımız bir artı işareti vardı hatırlarsanız pafta tarafında. Dikdörtgen şekil vardı, artı işareti vardı. Onu bu grout koyuyor. Bunu yapmazsak kat nesnesi kendisi de bir sembolü koyuyor. İkisine istemediğimiz için eğer her ikisini açıyorsak, yani hem kat yapmak istiyorum hem de grout nesnesini istiyorsak, o zaman şunu kaldırmakta fayda var. Çünkü iki tane üst üste delik sembolü gelecek. İstenmeyen bir durum. Kala da bile çok önemli de değil ama bu ikisini açarsanız bunu kapatırsınız. Şu anda ben bu deliğin ebadını biraz büyüttüm. Ve şimdi de ankraj cıvatası komutuna gidiyorum. Anchor bolt komutu gene de her zaman bildiğiniz gibi F3'ü basıp Anchor Bolt komutu bulma şansınız var. Bu da nerededir? Embedded Objects'in içerisinde bu toolbar çıkıyor. Bu toolbar'ın içerisinde sırf ankraj cıvatası değil, gömülü çeliklerle ilgili de bir sürü komutu var. Onları daha sonra konuşacağız ama şimdilik sadece bir ankraj cıvatasını yaratmak istiyorum. Böyle bir ankraj cıvatası diyelim yaratalım. Bir sürü opsiyonu var, tipleri var. Gördüğünüz gibi lazım olan çoğu tip burada var. Biz sadece komutumuzu çalıştıralım. Komut nasıl çalışıyor? Bizden sadece bir nokta istiyor. Bir noktaya koyduğumuz anda iki kere sağ tıklayınca komuttan çıkıyorum. Orada bir ankraj cıvatasını koydu. Hemen pafta tarafına gidelim. Şurada ben ikinci sembolü kaldırmıştım demin. Yok, eğer onu kaldırmasaydım bunun gibi şu beyaz şey gibi bir sembol da kırmızı olarak buraya çıkacaktı. Yani onlar kalabilir, çok kritik değil. Ama kaldırırsam böyle tek bir sembol. Şu anda bu grout'un sembolü. Kat nesnesinin o kırmızı sembolünü kaldırdım. Bakın burada cıvatasını görüyorum. Bunu tabii daha güzel kesitten göreceğiz. Biraz döşemenin kalınlığını artırmıştım. Sığsın diye. Tabii böyle bir örnek belki çok uygun değil ama anlatmak için. Tabii burada şapın olduğunu da düşünün. Onu yaratabilirdim isteseydim. Yukarıdan bir çeliğin geldiğini de kabul edebiliriz. Çünkü bu Komosis içerisinde hem çeliği hem betonarmeyi modellemek mümkün beraber olarak. Dolayısıyla tam paftamız istediğimiz gibi bütün özellikleriyle beraber oluşuyor. Modelimize dönelim. Ankraj cıvatası komutuna sağ tıklayacak olursak görüyoruz ki birçok cıvata tipi vardır. İşte headed, thread tipi, boru tipi, C, H, L, şu anda bizimki H tipinden seçmişiz. Her birinin de çap seçenekleri var. Mesela M16 cıvata olarak kullanıldığımız vakit mesela 290 mm boyu. Bunları zaten değiştirmek mümkün ama göstermek istediğim şey şu. Örneğin M20'ye geçtiğim vakit bakın boyu uzadı. M24'ü geçtiğim vakit boyu uzadı. Bütün şu özellikler de değişti. M36'yı geçtiğim vakit iyice uzun bir cıvata hale geldi. Bu bilgileri nereden geliyor? Bu bilgiler şirket standartlar olarak bir dosyada save edebilirsiniz. Her tip için. Yani H tipleri için, L tipleri için, boru tipler için, C tipler için, her biri için bu bilgiler, bütün şu geometrik bilgileri, bir de
Bunun şey kabiliyeti, ne kadar çekme alabildiği bilgisini o dosya içinde gömebilirsiniz. Nerededir o mesela? Kapasite. Şu kapasiteyle beraber, bütün şu geometrik bilgileri tipiyle beraber bir dosyada gömebilirsiniz. O dosya nerededir? O dosya bilgisayarınızda Comosys dizininin altında Preferences diye bir dizin var. Onun içinde Anchor Bolts Defaults diye bir dosya var. Bunu açarsak eğer görüyoruz ki burada tipler, bakın header tipi bizimki deminki H tipiydi. Şu 5 satır H tipi ile ilgili M16, M20, M24, 27, 30, 36. Her bir tiple ilgili tüm parametreler, kapasitesi dahil olmak üzere bir dosyada sevedebilirsiniz. Sonradan bu dosyasının şirket standardınız olur ve kullanıcılar sadece çapı ve tipi seçerler. Doğru ankaraj vatası kapasitesiyle beraber modellenmiş olur. Bu çok önemli bir özelliktir. Çünkü şirket genelinde standartizasyonu elde etmek günümüzün en önemli konulardan bir tanesidir. Bundan bahsetmek istedim. Zaten geri kalan bilgileri deneme yanılmayla da görmek mümkün. Örneğin siz burada M20 civata yaptınız ve o kütüphaneden 460 getirdi boyunu. Diğer bilgileri de getirdi. Buraya bunu override edebilirsiniz. Yani belli bir özel bir projede ille de 460 kullanmak zorunda değilsiniz. 500 yaparsınız, 520 yaparsınız veya 400 yaparsınız. O sizin bileceğiniz bir şey ama en azından size uğraştırmadan sadece çapı bağlı ve tipi bağlı bir kütüphane kullanmanıza imkan tanıyor size. Bunun dışında tabii ankaraj vatalarının da markalanma özelliği var. O markalama için mesela Anchor Bolt AB demişiz. Bu AC olabilir, başka bir şey olabilir. Bu bilgileri buraya girersiniz. Ona göre de BAFTA'da neticeye görebilirsiniz.